Merhaba arkadaşlar, Berat Tatlı Dünyası Emine'nin mutfağına hoş geldiniz. Hazır bayram yaklaşmışken bayramda sayfamda birçok tatlı tarifim var, birçok baklava tarifim var. Ama bu şekilde hamur tatlılarında da çok yer veriyorum. Ve muhteşem bir fıstıklı şam dürümü tarifim var bugün sizlere. Malzeme listesine ve yapımına geçebiliriz. İlk önce şerbetinden başlayacağız. 3,5 su bardağı su, 3 su bardağı toz şeker ve birkaç damla limon suyu koyup ocağa koyacağız şerbetimizi. Sadece şerbetimizi 1 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakacağız. Evet, iç malzemesine geçelim. 125 gram oda sıcaklığında margarinimiz var. 2 tane yumurtamız var. Birinin sarısı püstüğü için ayıralım. Diğer yoğurt kabımızı ekleyelim. 1 su bardağı pudra şekerimiz var. 2,5 yemek kaşığı limon. Bu malzemeyi karıştıralım. Kumumuzu yavaş yavaş ekleyelim. 2,5 su bardağından biraz fazla kullandım arkadaşlar. Oldukça yumuşak bir hamur yoğuralım. Hamurlarımızın tamamını iyi ayarlayabiliriz. Margarin, yağmur veya tereyağmur. Çok yumuşak olması gerekiyor. Tereyağımızı veya margarinimiz sert olursa sürekli bunu çeker. Bir sürü kıvamı tutturmakta zorlar. O zaman da az önce çektiğim için hani şerbet çekmesi de sıkıntı yaşayabiliriz. Her zaman yumuşak olsun. Yumuşak olsun. Evet, hamurumuzu yoğurduk. İyice yumuşak bir hamurumuz oldu zaten. Ama ele yapışmayacak derecede. Ortasını havuz gibi açıyoruz. 1 su bardağı öğütülmüş yeşil fıstık ekledim. Ama arkadaşlar, bu tatlı için bu tatlıyı fındıklı da yapabilirsiniz. Fıstıklı da yapabilirsiniz. Ben bu fıstıklı denedim. Fıstıklı inanılmaz lezzetli bir güzel oldu. Cevizli de deneyebilirsiniz. Bademli de deneyebilirsiniz. Birçok seçeneğiniz var. Elinizde hangi malzemeniz varsa yapabilirsiniz. Evet, ben 50 gramlık bezelere ayırdım bu şekilde. Yapımı da oldukça kolay. Uzun şeritler halinde yapıyorum. Bu şekilde kare dikdörtgen tepsimin içerisine şeritleri sırayla yerleştireceğim. Bayramda da çok farklılık olabilir sizin için arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok memnun kalacaksınız eminim. Hem lezzeti hem görüntüsü hem çok hafif. Evet, bu şekilde elimizdeki bezeleri bu tepsimizin içerisine dolana kadar düzgünce yerleştirelim. Evet, tepsimizi hemen hemen doldurduk. Evet, şimdi sonuncuyu koyduktan sonra yumurta sarısı süreceğiz üzerlerine. Evet, yumurta sarısı sürdükten sonra her tarafına bıçakla keseceğiz. Bıçakla keserken biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ben bıçağımı sıvı yağla, sık sık yağlayarak kestim. Çünkü bayağı bir hamur olduğu için yapışabiliyor. Evet arkadaşlar, 150 derecede fıstıklı şam dürümümüzü pişirdim. Soğumuş olan şerbetimi fırından çıkar çıkmaz tatlımızın üzerine döküyorum. Şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımız fırından çıkar çıkmaz olacak. Evet, iyice şerbetini çektikten sonra yine üzerine fıstıkla süsledim. Ama inanılmaz lezzetli bir tatlı oldu. Evet, tatlımız iyice soğudup dinlendikten sonra servis aşamasına geldik. Gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Yeni tariflerle tekrar görüşmek üzere. Yapmamı istediğiniz tatlı varsa lütfen bildirin. Hoşça kalın.